Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dün akşam herkesin beklediği Nvidia bilançosu açıklandı. Beklenti üzeri bir veri gelmesine rağmen post markette Nvidia hissesinin %5 düştüğünü gördük. İşte finansal piyasalarda para kazanmak böyle zor. Bazıları bunu beklenti al haberi sat olarak nitelendiriyor ama böyle bir durum değil. Sonuçta beklentinin de üzerinde gelen bir veri söz konusu. Ama piyasalar bazen böyle irrasyonel hareketler sergiler ama bu hareketler uzun süre devam etmez. Hisse'nin, endeksin, coin'in gideceği bir alan varsa o alana bu tarz gelişmeler kısa vadeli rolantiler sonrasında hareketini başlatır ve gider. O yüzden bu tarz kısa vadeli gelişmeleri de bu tarz kısa vadede gelişen negatif ve pozitif durumları da çok fazla kale almamak gerekiyor. Büyük resme konsantre olmak, büyük resme odaklanmak gerekiyor. Kripto para tarafına baktığımızda gelişmelere baktığımızda Telegram CEO'sunun 5 milyon karşılığında e, serbest bırakıldığını okudum. Tabii ki ton ekosistemi için pozitif bir gelişme ama son videoda da söylediğim gibi bu tarz gelişmelerde mağdur olmamak adına sepetinizi her zaman çeşitlendirmeniz gerekir. Sepetinizin büyüklüğüne bakmazsınız. Yani 100 dolarda olsa, 1000 dolarda olsa, 1 milyon dolarda olsa orada farklı ürünler bulundurmanız gerekir. Nasıl kripto, altın, hisse senedi olarak konuşuyorsak, kriptonun içinde de layer 1, layer 2, gamefi, defi, işte metaverse veya ton ekosistemi bu tarz çeşitlendirmeler yaptığınız zaman bu tarz kötü haberlerden de Ekstra etkilenmemiş oluyorsunuz. Teknik açıdan Bitcoin'in 63.500'ün üzerinde tutunamadığını görüyoruz. Ve bu bölgede 63.500'ün üzerine attıktan sonra güzel bir retest yapsa dahi tekrardan altına sarktı ve yine rolenti dediğimiz alana girmiş oldu. Bu pozitif alandan çıkış yapmış olması Bitcoin adına büyük bir düşüşü veya tekrardan kötü dönemi temsil etmez benim için. Sadece yine... Burada 63.500'ün altında kaldığımız sürece ekstra pozitiflik beklenilmemeli. 63.500 yukarı yönlü geçildiğinde ise hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde çok daha istekli hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Büyük resim diyorum. Birazdan keza bu büyük resimle ilgili olan e, duruma da bakacağız. Yani global likiditeye, piyasalarda mesela son birkaç gündür yaşanan düşüşün teknik verilerle, grafiklerde olan karşılığını inceleyeceğiz. Ama yatırımcının arkadaşlar burada sabırlı olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün, bir yol gidiyorsunuz. Bu yol 5 saat sürecek. 4,5 saati gitmiş. Şimdi yarım saat kaldı diye o yoldan da geri dönülmez. O yüzden sabırlı bir şekilde beklemek gerekiyor. Yatırımcıyı ekstra yıprattılar. Yıpratmaya da devam ediyorlar ama bu yıpranışın ödülü de illaki yüksek olacaktır. O yüzden sabırlı bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Çünkü makro veriler ileride yaşanacak olan gelişmelerin neredeyse tamamı hem kripto paraların hem de finansal piyasaların lehine duruyor. Yani piyasaları sarsacak büyük düşüşlere, ayı sezonu dediğimiz dönemlere itecek gelişmeler Henüz söz konusu değil. Zamanı geldiğinde bunu da konuşacağız ama bugün bunu konuşacak durumda değiliz. Piyasalarda yükseliş yönlü hareketlerin devamını beklemeye devam edeceğiz. Şimdi teknik grafikler diyoruz. Tabii bu alanda neler oluyor? Yani piyasalar mesela Bitcoin dahil olmak üzere, Nasdaq dahil olmak üzere son günlerde bazı geri çekilmeler yaşadı. Bunun grafiklerde karşılığı nedir dediğimizde ise benim önemseyerek takip ettiğim bir veri var burada. 10 yıllık tahvillerle 2 yıllık tahviller arasında olan fark. Bu grafik sıfırın üzerine geçtiğinde yani altına indikten sonra sıfırın üzerine atıp yukarı yönlü gitmeye başladığında genelde resesyon olur. Resesyon çanları çalmaya başlar. Tabii ki bunun karşılığı olarak da piyasalarda çatırdamalar oluşur. Ama bu sefer çok ciddi, çok agresif piyasaları sarsıp ayı sezonuna sokacak bir resesyon beklemememinde bazı nedenleri var elbette. Bunun ana nedenlerinden birisi Fed'in balance sheet'i yani bilançosu, Fed bilançosu son birkaç yılda e, sıkı para politikası nedeniyle 9 trilyonlardan 7 trilyonlara kadar gevşese dahi pre-covid dediğimiz covid öncesi dönemlerin hala çok çok üzerinde seyrediyor. Mesela bu kadar faiz artışına rağmen hala işsizliğin... Geçmiş döngülerde olduğu gibi fırlamamasının nedenlerinden birisi de bu. İleriye dönük olarak çok harş, çok sert bir resesyon olmamasının nedeni de bu olacak diye tahmin ediyorum. Piyasada likidite düşük olsa da geçtiğimiz dönemlerle kıyasladığımızda hala yüksek bir likidite söz konusu. Bu yüzden fırlamayan bir işsizlik söz konusu, fırlayacak evet kapıda ama bugüne kadar fırlamayan bir işsizlik söz konusu ve bunların hepsini topladığımda çok sert çok harş bir resesyon yerine biraz soft landing'e benzer yani yumuşak inişe benzer bir dönem geçirmesi ABD'nin çok daha olağan geliyor ki Fed'in açıklamaları da aslında piyasaları biraz daha rahatlatıyor. Mesela son dönemde Powell iş gücü piyasası bizim için enflasyondan daha önemli minvalinde açıklamalar yaptı. Bu da iş gücü piyasasını beslemek için ellerinden geleni yapacaklarını gösteriyor. Eylül ayında zaten bir faiz indirimi bekleniliyor. Bundan sonraki süreçte Fed'in faiz indirimine evrildiği bir rotaya giriyoruz. Bunun sonrasın sonrasındaki adım tekrardan para basılması. Bunu tetikleyecek olan şey yine işsizliğin fırlaması olacak elbette. Yine ekonominin soğuması olacak. Ama burada Fed'in de bir tecrübesi var. Eski dönemlerde hem piyasaların nasıl sarsıldığını hem ekonominin nasıl darbeler aldığını biliyor. O yüzden bir tık daha erken davranmaya başladılar diye görüyorum. Bugüne kadar her hamlede geçken Fed işsizlik henüz net bir şekilde fırlamamışken şimdiden bu konuda açıklamalar yapmaya başlıyor. Bu da elbette finansal piyasaları besleyecek olan açıklamalar. Yani toplamam gerekirse evet önümüzde bir işsizlik, resesyon diyebileceğimiz bir dönem hala söz konusu, hala masada ve burada mesela... Bu tahviller arasındaki fark tekrardan sıfırın üzerine attığında piyasaları sarsacak tarzda hareketler olması oldukça olağan ama piyasadaki likiditenin geçmiş dönemlere kıyasla hala yüksek olması ve Fed'in önümüzdeki süreçte bu likiditeyi daha da arttıracak olması gerçeği piyasaları besleyecektir. O yüzden piyasalarda ayı sezonuna evrilecek ciddi bir resesyon dalgası beklemiyorum. Bunu bir yıl sonra konuşursak tamamen farklı şeyler konuşuruz muhtemelen. Mesela gelecek olan enflasyon verilerini göreceğiz. İşte işsizlik verilerini, tarım dışı istihdamı göreceğiz. O dönemin konjüktürüne göre konuşacağız. Nasıl ki bir yıl öncesinde böyle umutlu değildim ben mesela. Ama bugünkü veriler cidden umut vaat ediyor. Bir yıl sonra muhtemelen umut vaat etmeyecekler. Piyasaların döngüsü böyledir dostlar. O yüzden bugünün konjüktürüne göre henüz ABD'de enflasyonun tekrar fırlayacağına dair e, işaretler yokken, bu tarz bir tehlike yokken Fed'in dönmeye ya en çok yaklaştığı dönemdeyken, resesyonun kapıda olup ama çok sert olmaması için nedenlerin olduğu bir dönemdeyken ve mevcut likiditeyi daha da arttıracakları bir dönemdeyken finansal piyasalarla ilgili sadece umutlu olabilirim. Zamanı geldiğinde yine ayı sezonu ve benzeri şeyleri de konuşacağız ama özellikle kripto para piyasası ve özellikle altcoinler tarafında Ciddi yükselişleri kovalamaya ve beklemeye devam edeceğiz Bitcoin şu anda 60 bin dolarlı seviyelerde seyrediyor burada büyük zaman diliminde zaten oluşturmuş olduğu boğa bayrağı yapıları da söz konusu henüz yani herhangi bir kırılım getirmiş değil ama dediğim gibi burada ilk etapta 63500'lü seviyeyi takip etmek gerekiyor Keza Nasdaq'ta mesela direnç alanından red 7 burada 19900'lü seviyeler direnç konumunda bu bölge geçildiğinde Nasdaq'ta da ATH dediğimiz rekor seviyelere doğru hareketler beklenilecektir. Bunun da kripto para piyasasını pozitif etkilemesini elbette bekleyeceğiz. Burada 19.900 kriptoda bitcoin tarafında ise 63.500 takip edilmesi gereken iki seviyedir. Bu seviyeler üzerinde pozitifliğin ekstra arttığı süreçler yaşanacaktır. Bitcoin dominansı hala zirve dediğimiz alanlarda seyrediyor. Yani bu döngünün zirvesinde seyrediyor. Bu bölgelerde hala oyalanmaya devam ediyor. Oyalandıkça da yatırımcıyı yıpratmaya devam ediyor. Özellikle çok büyük zaman dilimlerine baktığımızda RSI gibi oscillator grubuna ait indikatörlerin rekor alanlarda olduğunu da tabii ki görüyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili benim buradaki beklentim net özellikle haftalık bazda oluşmuş olan bazı minör uyumsuzluklar, altcoin'lerin diğer finansal enstrümanlarla kıyasla çok çok ucuz kalması derken dominansın gevşemesi ve paranın altcoin'lere akacağı bir dönemi iple çekiyoruz. Bu dönemi beklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Bitcoin tarafında ETF kaynaklı yükselişlerin ağır bastığını gördük dostlar ama Bitcoin rekorunu geçtikten sonra piyasaya olan ilgi ve küçük yatırımcının içeriği olan giriş ivmesi de artacaktır. Bu da Bitcoin'den daha ziyade altcoin'leri tetikleyecektir. Ve orada işte o noktada artık sokaktaki insanından esnafına, mavi yakasından beyaz yakasına herkes kripto konuşmaya başladığında o nokta çıkış noktası olacak. O noktada artık kar alımlarını ayı sezonlarını konuşmaya başlayacağız. Bunun örneğini Borsa İstanbul'da da gördük. Herkesin halka arzlara atlamaya başladığı dönemde Borsa İstanbul zirve yaptı. Ondan sonra da bir düşüş trendine girdi. Aynı durum elbette bu piyasa içinde geçerli. Tüm finansal piyasalar için geçerli. Bugün hala ilginin diri olmadığını görüyorum. Benim çevremde de bana fazlaca altcoin soran insan yok. Ama ilginin arttığı dönemde, FOMO'nun başladığı dönemde fiyatlarında daha hızlı şekilde yükseldiğini ve tepe yaptığını konuşacağız. O yüzden dediğim gibi 5 saatlik yolun 4,5 saatini gitmişken son yarım saatte geri dönmenin bir anlamı yok. Sabırlı bir şekilde beklemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.